Haydi koza. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe başkanlarım, sivil toplum örgütleri, temsilciler, başkanları, sevgili muhtarlarımız, çok değerli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, değerli basın mensupları, bugünkü programa hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi yürekten, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Aslında konserler konuşma yeri değil. Sadece selamlama yapıp eğlenceye, bir de başkanıma bırakacağım. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımla uyum içinde çalışıyoruz. Hangi partinin olması önemli değil. Biz farklı veya bir şey farklı olabilir ama abi kardeş gibi çalışıyoruz. O yüzden de hizmetler üretmeye birlikte çalışıyoruz. İşte Büyükşehir Belediye Başkanı Eser'i burada. Ben kendisini tebrik ediyorum. Alkışlamanızı istiyorum. Bir de ayrıca Havuz Akropark açtık, biliyorsunuz değil mi? Vallahi o da Zeydan Bey'in bize hediyesi oldu. Allah'ın izniyle. Tabii ki Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. 2 gün sonra. Ama şimdiden hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Allah bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ve silah arkadaşlar kurduğu 99 sene önce İnşallah ebedi olarak bu cumhuriyet yaşayacaktır. Bu bayrak inmeyecektir. İnşallah sizlerin sayesinde olacak. Allah'ın izniyle. Ben hepinize katılın teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımın ekibine teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar için geliyor. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Kozandılar! Harikasınız! Vallahi alanlar sizi sığmamış. Şuraya bakıyorum, arkası dolu. Yan dolu. Demek ki bizi özlemişsiniz. Ve tabii ki Haluk Levent'i de özlemişsiniz. Değil mi? Şimdi Haluk Levent'i size şikayet edeyim. Diyorum ki önümüzdeki sene bu yıl 4 yerde yaptık. Önümüzdeki sene İmamoğlu'nda, Pozantı'da, Aladağ'da, efendim söyleyeyim işte efendim Tapan'da Feke'de diyelim hadi. Diyor ki Adana'ya çok geldim, bir daha gelmeyeyim, insanlar şey olur diyor. Ya kardeşim millet seni seviyor, ben ne yapayım yani? Ben ne yapayım? Evet kıymetli kardeşlerim. Bakın. Şöyle bir geriye doğru gidin. Zeydan Başkan Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce Kozan'da neler yapıldı, neler oldu? Zeydan Başkan Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra neler oldu?
25 yıl yapılmayan sıkıntıyı yaptık. Günlerinin asbest borularını değiştirdik, tamamını yaptık. Altyapıyı yenileyerek. Göç yolunun devamını yaptık, önceden başlamıştı. Şimdi Kubilay Parkı, Kozan'ın gururu. Kubilay bir devrim şehididir ve sizin gururunuzdur. Onun anısına sizin için bu parkı yaptık. Çalışan anneler, güvenli ellere çocuklarını bırakıp uygun fiyatla okul öncesi okula, kreşe bıraksınlar diye Sır Elif kreşini yaptı. Köylerde neler yaptığımızı söylemeyeceğim. Diyor ki sevgili başkanım, elbette birlikte çalışıyoruz. Birlikte de çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü birlikte çalışmak Kozan'a daha hizmet getirmek demek. Sizin de canınız sağ olsun. Aqua Park'ı bize hediye etti dedi. Ya ruhunuz sağ olsun. Size her şey feda olsun. Her şey feda olsun size. Daha neler yapacağız? Göreceksiniz. Kozan'ın merkezini inşallah yedi göze barajının suyuyla buluşturacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor. O işi bitiremedik. Dünya Bankası'ndan kredi aldık ama resmi olarak bitiremedik. İnşallah bitirdiğimizde yedi gözenin temelini atacağız. Kıymetli kardeşlerim, ben yukarıda Allah şahittir ve mübarek cuma akşamındayız. Cumamız da mübarek olsun. Bu arada cumanızı kutlayın. Oldu bitti Kozan'la yakın ilgim vardır. Oldu bitti Kozanları severim. Çünkü bu bölge özel bir bölgedir. Milliyetçi, muhafazakar ama bir o kadar da Atatürkçüdür. Onun için severim. Değerli kardeşlerim, 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk iki büyük savaştan sonra ve iki savaşında galibi olmak koşuluyla Çanakkale ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesi bu güzel cumhuriyetimizi kurdu. Ve bu ülkeyi imar etti. Bu ülkede elbette cumhuriyet bir sürü sorunu çözdü. Ama bir takım sorunları çözmeye vakti de olmadı. Çünkü biliyorsunuz dış güçler sürekli Türkiye ile uğraşıyorlar. Ama biz büyük sorunları çözdük. İnşallah ikinci yüzyılda hep birlikte gençlerin, emeklilerin, öğretmenlerin, çalışanların, topluca herkesin sorunu çözecek bu cumhuriyet. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Cumhuriyete laf söyleyenler var. Atatürk'e laf söyleyenler var. Biliyorsunuz yakında hani kimisi alfabe diyor, kimisi dilimiz diyor. Sevgili kardeşlerim, biz nerede yaşıyoruz? Türkiye'de değil mi? Türkiye'de yaşayan dili ne olur? Türkçe olur değil mi? İşte dilimiz Türkçe. İnşallah burada Mustafa Kemal Atatürk getirdi. Bunu unutmayalım sevgili kardeşlerim. Ben hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. İnşallah seneye tekrar buluşacağız. Bugün cumhuriyet yürüyüşü yapmışsınız tabii Kozan'da ama bugün farklı bir hava getirdik. Meşaleyle yürüyüş yaptık ve binlerce insan katıldı. Gördüm ki cumhuriyet kutlamalarını coşkulu yapmayı Kozanlı kardeşlerim özlemiş. Biz de bunu getirdik bugün. Biz de bunu getirdik. Sevgili başkanımla birlikte bunu yapmaya devam edeceğiz. Her sene Allah nasip eder, bize ömür verirse her yıl artık bu coşkulu kutlamayı Kozan'da yapmaya burada söz veriyorum kıymetli kardeşlerim. Hepinize en iyi eğlenceler, hepinize en iyi günler. Hoşça kalın, cumhuriyette kalın, Atatürk'te kalın kardeşlerim.
farkındalıklarla Türkiye'deki gururumuz Sayın Haluk Levent'i sizlerle baş başa bırakıyor. Çiçek veriyorlar, hep çiçek veriyorlar, hep çiçek veriyorlar. Çiçek 2 saat sonra soluyor. Şöyle getir şöyle güzel güzel böyle baklavalar, tatlılar. O da belediye sürü kapatıyor. Evet abi. Çiçek o. Kapatma şunu. Ne çiçek veriyorsun ne oluyor? 2 saat sonra çiçek arabada kalıyor. Tamam arabada da buraya gelirken bir Adana şan tatlısı bilmem ne. Barış Manço'nun ismini sokağa verilmiş belediye başkanımız söylüyor. Rica ederim. O zaman ben o sokakta bir fotoğraf çektirdim. Peki başkanım. Evet. Bozan Belediyesi'nin sepeti meşhur sepeti. Sebet geldim Allah. Hop. Büyük Allah, ama bir şey söyleyeyim, bu ülke ve dünya Mustafa Kemal Atatürk'ten daha önemli bir lider yaratmadı, yaratamayacak. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk. Başkanım gitmeden bir şey söyleyeceğim. Siz şimdi programları var. Bazen başkanlarımız diğer yerlere de gidiyor Cumhuriyet etkinlikleri için. Bana yetki veriyor musunuz? Kozan Belediye Başkanı da burada mı? Başkanım yetki veriyor musunuz? Ben aşağıya biraz sonra böyle temizleyebilirim. Rahat oldum. Tamam, teşekkür ederim başkanım. Sağ ol. Sağ ol başkanım.